Bir sürü imza var. Yani siz ruhsatı alırken imar durumundan başlıyor, proje tasdikinden, iş yapılışırken bunun kontrolünden, onun netice itibariyle iskan alana kadar bir sürü yetkili buna imza atıyor. Demek ki projeyi doğru yapıyor, imza atıyor. İnşaat yapılıyor, işte kalfası, mühendisi imza atıyor, kontrol ediyor, alıyor. İskan alıyor, onu da alıyor. Neticede bu bina yıkılıyor ama. Yıkıldığı vakit bunu yapan müteahhitin hiçbir günahı yok. Çünkü ne yaptı, onun bir şey yok. İşte imzalar atıldı. Burada kontrol mudur? Artık ruhsatı veren midir? Kim varsa, kim yakalanırsa belli bir müddet bu oluyor. Özgürlüğünden kısıtlanıyor. Ondan sonra iş bitiyor. Peki bankalarda nasıl yürüyor bu iş? Banka yönetim kurulunda olan kişiler eğer burada kusurlu bir iş varsa hapse giriyor. Böyle olduğu için de bu banka yönetim kurulundaki kişiler burada bir hata olmaması için elinden gelenin fazlasını yapıyor. Şayet biz müteahhitlik sektöründe de bu mekanizmayı çalıştırırsak orada müteahhit dediğimiz kişinin, şirketin hiçbir zaman ya kontrol etmedi, projeyi bakmamış, şantiye şefi de kontrol etmemiş diyecek bir bahanesi yok. Ehlini işin önüne koyacak. Yapı kontrol dediğimiz mekanizma malum hepimizin ne kadar başarılı, ne kadar çalışıyor. Ancak eğer siz bir müessesede belli bir kaliteyi tutturmak istiyorsanız, bir markanız varsa yapı kontrolünü yapsın ayrı ama siz kendi öz kontrolünüzü, iç kontrolünüzü yapıyorsunuz. Ve bundan taviz vermiyorsunuz. Hele hele bunun içinde böyle de bir müeyyide olursa bu sistem oturur. Tabii burada bazı arkadaşlarımız olur mu böyle şey, hapse mi gireceğiz diye. O zaman bunu göze almayan yapmayacak. Yani bu herkesin müteahhit olma şartı yok ki. Bunu yapacak olan bunu göze alacak ve bunun da böyle olmaması için gözünü dört açacak. Yoksa ben müteahhitim, işte yapıyorlar, ben mesul de değilim, imza da atmıyorum, böyle bir şey yok. Yani burada eğer yaptığınız bir binada insanlar ölüyorsa, sermayesini siz oluşturuyorsanız, yani orada Allah korusun vicdan azabından o hayat yaşanmaz. Şimdi böyle bir önerim var, bu öneriyi de ciddi bir şekilde üzerinde duruyorum. Gene